Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye geneli yapılan endemik yayınlarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu TYT deneme sınavının üçüncüsünün biyoloji sorularını beraber çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. Bir ormanda yaşayan üç farklı ağaç türünün ışık ve su ihtiyacı ve bu ihtiyaçlar karşılığındaki gelişme durumları tablodaki gibi gösterilmiştir. X, Y, Z üç tür bitki verilmiş arkadaşlar. Bunların ışık ihtiyacı bakın en fazla Z'nin sonra X'in sonra Y'nin olarak verilmiş. Su ihtiyaçları ise bakın X, ki fazla miktarda Z'ninki az su, su da olsa gelişebiliyormuş. Bakın gelişmeleri de hep eşit olarak gösterilmiş. Buna göre diyor çok yağış alan ama az ışık aynı zamanda alan türlerin gelişme durumu nasıl olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi çok yağış alacak ve ama az ışık olacak. Dolayısıyla çok yağış alıyorsa arkadaşlar şu bitkiler iyi gelişir diye düşünmemiz lazım. Buna bağlı olarak az ışık alıyormuş. Bakın burada su ihtiyacı fazla fakat az ışık olduğu zaman iyi gelişen bitkimiz bizim Y bitkisi olarak verildiği için en fazla gelişme bunda olmalı. Daha sonra ışığa biraz daha fazla ihtiyacı olan X bitkisinde olmalı. Bol miktarda su verildiği zaman bakın su ihtiyacı az olan bitkinin gelişimi yavaşlayabilir. Işık ee, ihtiyacı da zaten bakın fazlaymış. Aynı zamanda az ışık verilmiş. Dolayısıyla en kötü durumda olan bitkimiz Z bitkisidir arkadaşlar. Buna göre grafiklerimize inceleyecek olursak X'in e, ikinci derecede olduğu Y'nin en fazla Y'nin en fazla gelişim gösterdiği grafiğimiz ve Z'nin ise en son üçüncü sırada olduğunu geliştiğini gösteren grafiğimiz B şıkkında verilmiş. Bakın Y en fazla X ondan biraz daha az. Z ise en az olarak B şıkkında ifade edilmiş arkadaşlar. 16. sorumuz 2 en eşittir. 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında elde edilen mikroskobik görüntüler şematik olarak gösterilmiştir. 2 en 4'ün manası arkadaşlar iki çift homolog kromozomu var. Bu e, hücremizin e, homologlar bir arada olduğunu ikiyen olması bize ifade etmekte. Dolayısıyla mayozun ilk önce mayoz bir evresinde homolog kromozomlar profaza yan yana gelir. Tetrad, sinaps, crossing over meydana getirebilir. Daha sonrasında bakın şu görmüş olduğunuz şekil meydana gelir. Homolog kromozomlar karşı karşıya bakın dans ediyor gibi sıralanırsa biz bunu arkadaşlar Profaz 1'den sonra gelen bu evreye metafaz 1 adını vermekteyiz. Bakın mayoz 1'e girdiğini buradan söyleyebiliriz. Metafaz 1'den sonra bakın anafaz 1 gerçekleşecek. Yani şu homologlar yukarıdaki homologlar yukarıya aşağıdakiler aşağı bakın çekilecekler. Daha sonra hücrelerden boğumlanmayla ile en eşittir 2 kromozom 2 tane yeni hücre oluşmuş bakın. Bunlar daha sonrasını gösteriyor. Daha sonra mayoz 2'ye geçiyoruz bakın. Mayoz 2'nin arkadaşlar şu Anafaz evresi kardeşler birbirinden ayrılmış oluyor. Bu ise homolog olmayan şu gördüğünüz iki kromozom yan yana gelmişler. Metafaz evresinde bakın homolog olanlar veya olmayanlar fark etmez. Bu şekilde yan yana geliyorsa arkadaşlar bu mitoza ait olduğunu veya mayoz 2'ye ait olduğunu 2 yani 4 olduğu için burada düşünebiliriz. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz Homolog olmayan kromozomların yan yana gelmesi metafaz 2 evresini ifade etmekte. Daha sonrasında ise kardeşler ayrıldığı için ana faz 2 evremiz olduğunu söyleyebiliriz. Sıramız o zaman 2, 3, 1 şeklinde olmalı. Yani bu da denizli şıkkında mevcut arkadaşlar. 17. sorumuz besinler fiziksel mekanik sindirime uğratıldıkça kimyasal sindirimleri kolaylaşıyormuş. Enzim sayısının ve diğer şartların ideal olduğu özdeş büyüklük ve yapıdaki 3 parça ciğer özdeş büyüklük ve yapıdaki 3 parça ciğer, karaciğer. Tüplere konularak fiziksel değişime uğratılmış. Ardından karaciğerlerin tamamının kimyasal sindirime uğraması sağlanmış. Arkadaşlar karaciğer sularına genelde bakın e, hidrojen peroksit H2O2 verilir. Katalaz enzimi olarak biz karaciğeri düşünürüz. Fakat burada bakın H2O2'den hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar bizim karaciğerimizin biz parçalanması gereken substrat olduğunu, enzim olmadığını bakın anlamamız gerekiyor ilk önce. Yani burada H2O2'nin e, bahsedilmemesi soruda burada karaciğerin enzim değil, katalaz enzim olarak değil, substrat olarak bakın kullanıldığını düşünmemiz lazım. İkincisi özdeş büyüklükteymiş. Yani şu 3 ciğerin de arkadaşlar ağırlığı aynı ağırlığa sahip olan ciğer parçaları. Yani birer kilogram diyebiliriz. Ve bakın bunlar biri parça, biri kuşbaşı, biri kıyma haline getirilmiş. Yani burada substrat yüzeyleri değişmiş arkadaşlar. Peki substrat yüzeyinin değişmesi ne anlama gelir? Bunların parçalanma hızını artırır. Bakın burada ne diyor? Kimyasal sinirimi kolaylaştırır diyor. Yani bunların parçalanma hızını olmuş olabilir? Değişmiş olabilir. Ama bakın bize burada bunu sormamış arkadaşlar. Parçalanma hızını kıyaslayın dememiş. Ne demiş? Bu üç deney sonucunda ürün miktarındaki değişimler arasındaki bağıntı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Ve bakın tamamının kimyasal sindirime uğraması için e, beklenmiş arkadaşlar. Yani süre sıkıntımız yok arkadaşlar. Ve bakın e, burada enzim sayısının demiş ve diğer şartların ideal olduğu. Yani yeteri kadar enzim de var. Enzim substrat tekrar tekrar bakın reaksiyona girip çıkabiliyor. Diyelim şuradaki reaksiyon bir saatte bitti arkadaşlar. Buradaki reaksiyon bir buçuk saatte bitti. Buradaki reaksiyon 2 saat sürdü arkadaşlar. Bakın bu hızıyla ilgili bir sıkıntı ama e, özdeş büyüklükteki ciğerler oldukları için bunların en son meydana getirecekleri ürünlerin miktarı aynıdır değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla hızları değil miktarları ürün miktarları olduğu için cevabımız Adana oldu diyoruz. 18. sorumuz. Aynı türe ait 3 farklı böcek popülasyonunda aşağıdakilerden hangisi her durumda aynıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi aynı tür canlılarda vücut büyüklükleri farklı olabilir. Bakın insan var, insan var. Bakın milyon tipli insanlar var. Biraz daha yüzseli insanlarımız var. Bakın kendimizden bile bunu aynı tür olduğumuz için düşünebiliriz arkadaşlar. O zaman her durumda bu aynı olamaz. Üreme dönemleri aynı tür canlılar arasında bakın yaşadıkları coğrafik bölgelere bağlı olarak üreme dönemleri de arkadaşlar farklılık arz edebilir. Yaşadıkları iklime, iklim koşullarına, ee, yiyecek durumuna göre arkadaşlar üreme dönemleri ne yapabilir? Aynı tür canlı bile olsa yeşillik arz edebilir. Onun için her durumda aynı diye düşünemeyiz. Genetik şifreleri protein çeşitleri arkadaşlar aynı tür canlı bile olsa her insan birbirine benzer mi? Benzemez. Çünkü DNA'ları farklıdır. DNA'lar farklıysa genetik şifreleri arkadaşlar farklıdır. Protein çeşitleri DNA'dan meydana geldiği için gen bölgelerinden meydana geldiği için bakın bu da her durumda aynı olamaz ama solunum çeşitleri arkadaşlar oksijenli solunum veya oksijensiz solunum aynı tür canlılarda bakın bu çeşit mutlaka aynı olmalıdır. Değişmez arkadaşlar. 19. sorumuz Su moleküllerinin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesine biz ozmoz diyoruz. Bir ozmoz deneyinde bir dokudan alınan özdeş 3 hücre farklı yoğunluklara sahip olan ortamlara konulduğunda Bakın özdeş 3 hücremiz farklı yoğunluklara sahip ortamlara konulduğunda hücre ağırlıklarının grafikteki gibi değiştiği belirlenmiştir. Bakın ne olmuş? Birinci ortama konulan hücremizin hücre ağırlığı artmış. Arkadaşlar hücre ağırlığı artıyorsa bizim e, bu özdeş 3 hücremizden birincisi arkadaşlar kendisinden az yoğun ortama mı konulmuştur acaba? Çok yoğun ortama mı konulmuştur? Şimdi az yoğun ortama konulan hücre dışarıdan su alır şişer. Kendisine göre az yoğun demek suyu çok, maddesi az demek. Dolayısıyla dışarıda çok olan su içeriye girip hücrenin ağırlığını ne yapar arkadaşlar? Artırmış olur demek ki birincisi az yoğun ortama konulmuş arkadaşlar. İkincisinde bakın değişiklik olmadığına göre arkadaşlar eş yoğun bir ortama konulmuştur hücremiz kendisine göre. Üçüncü ortamda ise bakın hücre ağırlığı azaldığına göre arkadaşlar hücre kendisinden çok yoğun ortama konulmuştur çok yoğun ortamın suyu az maddesi çok olduğu için dışarıya hücre su verir ve büzülür arkadaşlar. Ama bakın bize burada yine tersten bir şey sormuş. Ne sormuş? Her zaman alışık olduğumuz şeyi bakın ararsak cevabımız yanlış çıkıyor. Sorulara dikkatli okumak gerekiyor. Bu değişimlere uğrayan hücrelerin bulundukları ortama göre yoğunlukları. Bakın bulundukları ortamın yoğunluğu demiyor. Bulundukları ortama göre yoğunlukları. Şimdi Az yoğun ortama konuyorsa bir hücre o ortama göre kendisi arkadaşlar çok yoğun bir hücredir. Eş yoğunsa eş yoğundur. Bakın buna değişiklik meydana gelmez. Eğer bir hücre kendisinden çok yoğun ortama konuyorsa kendisi arkadaşlar o ortama göre az yoğundur. Demek ki biz bunları aramamız gerekmekte. Çünkü bize ortamlara göre hücrelerin yoğunluklarının sınıflandırılmasını sormuş arkadaşlar. O zaman cevabımız birinci hücre çok yoğun. ikinci hücre eş yoğun. Üçüncü hücre az yoğun olmalı. Bu da A şıkkında mevcut arkadaşlar. 20. ve son sorumuza bakacak olursak bir kalıtım sorusu. Dazlaklık otozomal kromozomlar üzerinde dominant genle aktarılmakta. Eşeysel hormonların etkisinde gerçekleşmekte. Erkeklerde dazlaklığın görülmesi için bir tane dominant, yeter, dominant gen yeterli olurken yani erkekler bakın bu şekilde heterozigot olduğu zaman dazlak olabilirken kadınlarda ancak iki tane dominant gerekliymiş. Yani kadınların dazlak olması için arkadaşlar bakın şekilde homozigot baskın. Erkeklerde bakın heterozigot baskınlık ne yapıyormuş? Yeterli oluyormuş. Buna göre diyor insanlarda görülen dazlaklığın kalıtsal aktarımı gösterilmiştir. Buna göre numaralı bireylerin genotipleri için hangisi söylenebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi erkeklerde bakın dazlaklığın meydana gelmesi için heterozigot olmalı demiştik. Ama dişilerde bakın homozigot baskın olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla dişinin şu dişinin meydana gelmesi için şuradaki bir nolu dişinin arkadaşlar mecburen bu şekilde olması gerekmekte ki biri anneden gelmiş bakın biri babadan gelmiş ve şu dişiye bireyi dazlak bireyi oluşabilmiş arkadaşlar. Bu dişi birey sağlam olur mu? Evet. Çünkü neden? İki tane ancak homozigot baskın yan yana gelirse dazlak olduklarına göre bakın bu bir, e, dişi birey sağlam görünüşlü olabilir. O zaman bir no'lu bireyimiz heterozigot olmalı. Şimdi şuradan ikincisini bulmaya çalışalım. Madem dişi böyleyse arkadaşlar erkek arkadaşlar erkek bireyimiz bakın dışarıya sağlam görünmüş. Sağlam görünüyorsa bir tane homozigot genin gelmesi dazlak olmasının yeterliyse bu erkek bireyi mecburen arkadaşlar şu şekilde çekinik olmalı ki dağızlak olmasın. Çünkü içi bakın taralı değil. Boş gösterilmiş. O zaman iki nolu bireyimizde küçük a küçük a olmalı. Ee, buna göre şıklarımıza bakacak olursak birincisinin büyük a küçük a olduğu, ikincisinin küçük a küçük a olduğu üç tane şıkkımız kaldı. Emek, demek ki son üçüncü öncülümüz bizim için önem arz ediyor. Bakalım. Burada arkadaşlar erkek biri hasta. Burada bakın sağlam görünüştü. Fakat şu kız çocuğuna bakın bu şekilde lazzak bir birey olduğuna göre mecburen yine üçüncü de arkadaşlar heterozigot olmalı ki buradan anneden bir tane babadan bir tane babadan anneden bir tane bakın homozigotken gelmiş ve şu dişi birey oluşmuş olsun. Bundan dolayı üçüncüsü de ne olmalı? Heterozigot olmalı diyoruz ve cevabımızı edinme olarak belirlemiş oluyoruz. Bir dahaki soru çözümlerimizde konu görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.